Demokratik özellik üniversite meselesi aslında dediğim gibi yani sadece bir rektörün seçimine ilişkin bir talep değil aslında. Özgür üniversite talebinin biraz ötesinde de bir şeyleri istemek gerekiyor ki üniversite gerçekten özgür olsun gibi geliyor bana. Ama en temeldeki kaygı öğrenciyi nasıl öznelleştireceğiz, kitleyi nasıl büyüteceğiz, süreci nasıl yaygınlaştıracağız süreci olduğu için. Daha ilerisini sen istemediğin sürece o günkü kazanımı da doğru bir şekilde elde edemiyor olursun. Yani okullarda öğrenciler bir şeyler söylüyor, sosyal medyada bir şeyler söylüyor, alan arıyor, alan açmaya çalışıyor. Yani onu görüyorum açıkçası. Bu yoğunlaşan saldırılara karşı daha örgütlü bir biçimde cevap vermenin olanaklarını arayalım. İzleyiciler karar verir artık. Merhaba sevgili Genç Hayat izleyenleri. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör atamalarına karşı başlayan eylemler 40 günü aşkın süredir devam ediyor. Biz de bu süreci değerlendirmek üzere Emek Gençliği'nden Hazan İlik, Türkiye Komünist Gençliği'nden Yaren Bedel ve Sol Gençlik'ten Burkar Avcı ile birlikte buluştuk. Biraz süreci ve ileriye dönük neler yapılması gerektiğini konuşacağız hep birlikte. Ben ilk şöyle bir şey açısından giriş yapmış olayım. Yani bu süreçte üniversite gençliği, öğrenci hareketine dair birçok yeni deneyim, hem hareketi yönetme, ona yön verme, farklı birlikteliklerle yan yana gelme, farklı işler üretme açısından farklı birikimler, deneyimler elde etti. Yani bu süreci biraz değerlendirdiğimizde burayı nasıl buluyorsunuz ve ileriye dönük birikerek nasıl devam etmesini gerektiğini düşünüyorsunuz? Nasıl bir yol haritası öneriyorsunuz? Biraz böyle başlayalım. Hazan İlk'le başlayabiliriz. Tabii. Yani senin de dediğin gibi aslında uzunca bir süredir devam eden bir mücadeleden bahsediyoruz. Ve daha uzun sürecek gibi de duruyor aslına bakarsak. Bu sürece kadar yaşananların bize gösterdiği bir şey aslında üniversite öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri aslına bakarsak çok yönlü saldırılara karşı ve hani giderek de ağırlaşan saldırılara karşı çok yönlü cevap üretme pratiklerini deniyorlar ve hayata geçiriyorlar. Bunun yani bir sürü örneğinden bahsedebiliriz. Yani çeşitli kent meydanlarında yapılan protestolar veya eylemler ya da okulun, üniversitenin içerisinde yapılan çeşitli özgün işler, işte şarkı coverlama ya da işte sergi açma gibi gibi şeyler. Bir taraftan üniversitenin içerisini yani o Güney Meydanı kampüsün içini 40 gün boyunca bir eylem alanına dönüştürmesi ve bir sürü saldırıya rağmen buradan geri adım atmaması bakımından önemli bir kazanım aslına bakarsak. Diğer bir tarafı da tabii örneğin işte çeşitli bölümlerden işte Atatürk Enstitüsü öğrencileri ya da işte makine mühendisliği öğrencileri gibi gibi aslında birçok bölümden iktidarın söylemlerine karşı söylem üretmek üzere çeşitli bölüm bildirileri yayınlanıyor. Ya da çeşitli bölüm öğrencileri kendi söylemlerini, gelen argümanlara karşı kendi söylemlerini üretmek üzere çeşitli videolar hazırlıyor gibi gibi. Bunların hepsi toplamda aslında bu çok yönlü cevap dediğimiz meselenin bir parçası. Ama tabii bundan sonrası açısından en önemlisi bu uzun da süreceği aşikar olan mücadelenin biraz diğer üniversiteler açısından ne ifade ettiği ve nasıl sürdürüleceği. Ya hemen evet, oradan hemen şöyle bir şekilde alalım. Mesela sizin değerlendirmeniz nedir bu açıdan? Diğer üniversitelere yayılması oradaki karşılıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? En başında süreci biz bir gençlik hareketi olarak okuyoruz ve tarihsel bağlamından kopuk okumuyoruz. Aynı zamanda dünyada gelişen, Yunanistan'da, İspanya'da gelişen gençlik hareketlerinden bağımsız okumuyoruz. Bu noktada Türkiye'de Gezi'den öncesinden beri gelen zaten birikmiş bir gençlik hareketi var. Ve bu hareketlerin bir sonucu aslında bugün öğrencilerin eylem biçimlerinden birlikte hareket etmeleri. Bu anlamıyla evet 40 günlük süreç içerisinde birçok yeni birikim, yeni deneyim elde edildi. Ama bu 40 gün kendi içinde bir 40 gün değil, aslında uzun dönem bir gençlik mücadelesinin bir birikimi olarak ifade olan bir 40 gün açıkçası. Biz biraz böyle değerlendiriyoruz. Onun dışında elbette eylem biçimleri ve öğrenci hareketi kendi karakterinin özgünlüklerini yansıtıyor. Melih Bulu işte Melih Bulu'ya Metallica dinletmeleri vesaire sosyal medyada da birçok görünürlük kazandı.
Bu anlamıyla evet, tarihsel ve aslında bu ünlü kuşaklar, işte X, Z ya da Yupi gibi kuşaklar betimliyorlar. Z kuşağına denk gelen, işte Gezi'den sonra üniversite öğrencisi olmuş bir kuşağın aslında ilk öğrenci hareketi denilebilir. Ama dediğimiz gibi bu X, Y, Z kuşakları gibi tartışmaları biz verimli doğru bulmuyoruz. Aslında bu gençlik hareketi ve gençlik siyaseti tarihseldir ve kuşaklara indirgememe zaten gençlikte homojen olarak değerlendirebileceğimiz bir halk kesimi değildir. Bu anlamıyla Boğaziçi'ndeki kazanımları ve birikimleri değerlendirecek olursak bence öğrencilerin öğrendiği birçok şey oldu. Bir aleniyetti bu. Kendi sözünü açıkça ifade edebilme, herkesin karşısında ifade edebilme, bu beraberinde meşruiyet doğurdu ve bu işte atılan tweetlere de baktığımızda birçok meşruiyet vurgusu görüyoruz. Bu meşruiyeti nereden kazanıyor öğrenciler? Haklı davalarından kazanıyor. Nasıl bir haklı dava bu? Ortada atanmış bir rektör var, hukuksuz bir işlem var ve akademisyeniyle, öğrencisiyle, okul işçisiyle kimse bu rektörü açıkça istemiyor. Bu da muazzam bir meşruiyet alanı yaratıyor. Yani belki senin de açtığın yerden biraz şöyle derinleşebilir diye düşünüyorum ben tartışma. Bir birikimden bahsediyoruz Türkiye gençliği açısından. Ve yani Melih Bulun'un şahsında ya da sadece atanmış rektörler açısından değil, tartışmaların çok çeşitli dallanıp budaklandığını, öğrenciler açısından farklı karşılıkları olduğunu da görüyoruz. Yani biraz da Türkiye'deki içerisindeki mevcut konjonktürdeki durumu da değerlendirdiğimizde bu şey açısından, öğrenciler açısından nasıl bir birikimden bahsediyoruz? Yani belki farklı tanımlamalar vardı, işte öfke, üniversitelerin içerisinde bir özne olamama vesaire. Bu açılardan nasıl cevaplar üretebiliriz? Yani bu birikmişliğin kendisinin bağlarını nerelerde aramalıyız? Bence yani Türkiye siyasetiyle gençliğin bulunduğu durumu birbirinden ayırmamak gerekiyor. İlk önce o bağı unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla hem işte dünyanın içerisinden geçtiği dönem, kapitalizmin yaşadığı kriz, hem de Türkiye'deki mevcut siyasal durum gençliğe yansıyor sadece. Onda da belli sorunları ortaya çıkartıyor. Yani bu bağlarla ele alıp birikimi bir bütünlükle değerlendirmek gerekiyor. Yani buraya dair olan bütün kazanımlar aslında üst üste birikiyor ve gençlik bu anlamda Boğaziçi olaylarında böyle birden oluşan bir şey olmadı. Yani günümüze biriken bir şey vardı aslında. Bu bağ koparılmaya çalışıldığı oranda da gençlik hareketi açısından kalıcı bir çözüme ulaşılacağını düşünmüyorum zaten ve yani bütün tartışmalarda bu bağın vurgulanması gerektiğini düşünüyorum ben buraya dair. Arkadaşa ek yapacak olursam, bence bizce de süreç Boğaziçi'nde sadece bir kavim meselesi olarak ilk günden beri doğmadı. AKP ile gençlik arasındaki karşıtlık üzerinden gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Bugün de karşıtlık Boğaziçi öğrencisi ile kavim arasında değil, açık bir biçimde AKP ile gençlik arasında süren ve gelişen bir karşıtlık. Boğaziçi ile öğrencilerin de süreci böyle okuduklarını düşünüyorum. Yani yalnızca biz kavim değil, bütün kavimleri istemiyoruz. Bütün atanmış rektörleri istemiyoruz. YÖK'ü de istemiyoruz. İşte gibi demokratik ve bütün öğrencileri kapsayıcı bir talepler doğrultusunda ilerliyor süreç diye düşünüyorum. Ki bence bu şekilde okumasaydı Boğaziçi öğrencileri, Türkiye toplumunda da bu kadar karşılık bulacağını, bu kadar kapsayıcı bir şekilde ses getireceğini düşünüyorum yani. Orada bence şöyle bir tarafı da var. Yani bugüne kadar aslında hani arkadaşlara katılıyorum bir ölçüde. Sonuçta hani Türkiye'nin toplam siyasal atmosferinden bağımsız değil tabii ki. Bu siyasal atmosferin yalnızca demokratik üniversite ya da özerk üniversite açısından değil, aslında çeşitli ekonomik sorunlar bakımından da bir yansıması var. Örneğin bugün işte daha geride bıraktığımız hafta Kocaeli'nde yani bir sürü genç işsizlik ya da yoksulluk temelli olarak intihar etti ve bu intiharların sayısı da artıyor. Aslına bakarsak tüm dünyada da artıyor. Avrupa ülkelerine vesaire de böyle. O yüzden hani pandemi, işsizlik, yoksulluk, geleceksizlik ve bunlarla birlikte artan siyasal baskı ya da işte üniversitelerin içerisinde kurulmaya çalışılan hakimiyet vesaire, bütün bunlarla ve bütün bu rahatsızlıkların biriktirmişlikleriyle de ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Biraz arkadaş aslında sürecin nasıl gitmesine yönelik de bir cevap vermiş oldu bence.
Kesinlikle. Yani AKP'nin kapattığı bir muazzam bir demokratik alan var. Öğrenciler kendilerini ifade edecek, hatta halk kendini ifade edecek herhangi bir alan bulamıyor. İki, muazzam bir yoksullaşma ve ekonomik kriz. Bu doğrultuda Körfez'de 5 tane intihar bir hafta içerisinde çok aleni bir biçimde, açık bir biçimde gösteriyor. O yüzden bizce sürecin bir biçimiyle devam edebilmesi için öğrenciler açısından demokratik taleplerin yanına sınıfsal ekonomik taleplerin de eklenmesi ve geçim, yaşam taleplerinin de dile getirilmesi, söylenmesi gerekiyor. Bu bizce Boğaziçi'nden, ODTÜ'den mesleği çıkartıp diğer üniversitelere yayacaktır. Şöyle düşünüyoruz açıkçası, yani 20 tane üniversite rektör atanıyor, süreç Boğaziçi'nden doğru gelişiyor. Diğer 19 üniversitede neden gelişmiyor? Bunları da nasıl geliştirebiliriz? Bizce görev açıkçası biraz daha burada ortaya çıkıyor. Bu anlamıyla bu demokratik taleplerin yanında ekonomik taleplerin de eklenmesi ve bunu bu biçimiyle bir genişleme, yayılma tarzını öneriyoruz açıkçası. Yani üçünüz de aslında biraz da Türkiye gündemiyle olan işte işsizlik, yoksulluk, kendine bir temsiliyet alanı bulamama gibi sorunların bugünkü mevcut gündemi yarattığından bahsettiniz. Belki biraz şöyle de genişletmek gerekebilir. Yani özellikle pandemi dönemiyle ve uzaktan eğitim süreciyle birlikte birçok öğrenci üniversite yönetimlerine ulaşamama, seslerini sosyal medyadan duyurma ama kendisine yeterli bir temsiliyet alanı açamama gibi sorunlarla aslında baş etti. Bu süreçte çok fazla hashtag kampanyaları, çok fazla okula bireysel dilekçe gönderme gibi şeyleri siz de takip etmişsinizdir. Yani aslında burada demokratik üniversite meselesinin biraz daha ehemmiyetinin de ortaya çıktığını ben kişisel olarak düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında belki yani toplamda bir demokratik üniversite, işte rektöründen temsiliyetine ya da içeride çalışan üniversite işçilerine kadar ki bir geniş toplumu düşündüğümüzde öğrenciler açısından demokratik üniversite talebinin aciliyetini siz bu açıdan nerede görürsünüz ve nerede değerlendirirsiniz diye bir soru da sormuş olayım. Orada tabii şöyle bir şey var. Yani demokratik özellikle üniversite meselesi aslında dediğim gibi yani sadece bir rektörün seçimine ilişkin bir talep değil aslında. Bugün somut olarak Melih Bulu'nun atanması üzerinden kendine alan açmış bir talep olabilir. Bugün bu talep de kristalize oluyor belki. Ama senin de söylediğin gibi aslında bugüne kadar bir sürü üniversite yapılan bir sürü uygulama oldu. İşte ne bileyim Yıldız'a Millet Bahçesi yapıldı. Ya da işte şimdi bugün mesela Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinin B2 düzeyinde Türkçe bilme zorunluluğu getirildi YÖK tarafından. Gibi aslında bir sürü şey katabiliriz ya da işte en basitinden tuvalete konulacak bir tuvalet kağıdına kadar aslında bütün bunların hepsi demokratik ve özerk üniversite dediğim şeyin içerisine girer aslına bakarsak. Bu demokratik ve özerk üniversite talebi de başta da söylediğim gibi yalnızca bir rektör seçimi değil. Üniversitenin, üniversite hakkında alınacak bütün kararlarda, işte dediğim gibi tuvalet kağıdından tutun da bir yeni fakülte açılmasına kadar aslında bütün üniversite bileşenleri tarafından bu kararların verilmesi ya da bütün üniversite bileşenlerinin söz hakkının olması açısından kıymetli bir talep aslında. Yani ek bir biçimde şu söylenebilir, tarihsel olarak üniversitenin gelişimine baktığımızda özel üniversite zamanında kazanılmış bir üniversite. Yani sürekli işte atanmış ya da yoktu, sürekli YÖK tarafından belirlenmiyordu ya da Cumhurbaşkanı atamıyordu üniversitenin rektörlerini ve öğrenciler söz hakkıydı. İşte Türkiye'de ÖTK gibi önemli bir süreç var, öğrencinin tüm karar alma mekanizmalarında bulunduğu vesaire. Bu anlamıyla neoliberalizmle birlikte esasında üniversitenin piyasalaştı ve bundan sonra aslında bu piyasalaşmaya karşı öğrenci hareketinin geliştiğini görüyoruz biraz da. Demokratik ve özellikle üniversite talebi de tam bu noktada aslında. Çok ileri bir yeri söylüyor. Tarihsel olarak bir kazanımın geri istenmesi, geri çağrılması anlamına geliyor bizce. Bu anlamıyla işte ünlü de bir işte tartışma var işte özgür üniversite mi, özellikle üniversite mi vesaire. Hayır, bugün özgür üniversite talebi de çok ileri bir talep ama özellikle üniversite talebi başlı başına zaten tarihsel olarak kazanımı mümkün. Bugün de acil bir biçimde talep edilen ve gerçekleştirilebilir bir talep olarak karşımızda duruyor. Bu anlamıyla çok acil bir soru. Ama bizce o ekonomik taleplerle de eş anlamına giden. Çünkü mesele
öğrencinin proleterleştirilmesi, üniversitenin piyasalaştırılması. Ve bugün de baktığımızda pandemi öncesi rakamlardan hatırladığım kadarıyla öğrencilerin 160 kadarı çalışan. Bu anlamıyla yalnızca safi bir öğrenci kitlesinden değil, aynı zamanda işçi olan, homojen olmayan bir öğrenci kitlesinden, gençlik kitlesinden söz etmiş oluyoruz. O anlamıyla demokratik üniversite talebi çok acil bir talep, ekonomik yaşam hakları, geçim hakları çok acil bir talep ve bunlar arasında da bir öncülük sonrası ilişkisi yok. Bir biçimde bütün bir gençlik hareketi bu kapsamda, bütün gençliği kapsayıcı bir biçimde bunları talep etmeli. Ve bu anlamda mücadeleyi geliştirmeli diye düşünüyoruz biz. Özgür üniversite talebinin biraz ötesinde de bir şeyler istemek gerekiyor ki üniversite gerçekten özgür olsun gibi geliyor bana. Yani eşitlik olmadan özgürlük ne işimize yarar diye zaten sürekli soruyoruz. O yüzden de özgür üniversite tartışmalarında oranın kazanımlarıyla sınırlı kalmamak, yani oranın talepleriyle gelecekten bir şeyler istemek, oraya doğru bir şeyleri bize gösterdiği ölçüde o kazanımları sahiplenmek gerektiğini düşünüyorum. Yani özgür üniversitede bir sınır çizmemek gerekiyor sanki. Bu noktada belki şöyle bir soru yöneltebilirim. Yani aslında öğrenci hareketine ve talepler mücadelesine de baktığımızda elbette belli başlı ideal şey ülke gündemiyle vesaire paralel giden ve oraya yönelmesi ve sınırlanmaması gereken bir şeyden bahsediyoruz. Bu sadece idealize etme anlamında değil, bir hedef ve ufuk çizmek anlamında da önemli. Ancak öğrenci hareketine baktığımızda sanki bu talepler yani en acil, en sağlamdırabilecek ve en geniş öğrenci kesimlerini içerisinde barındırabilecek ve mücadeleye sevk edecek bir şeyde ortaklaşmasının o zaman önemini burada. Aslında sen biraz da söyledin yani öncelemek, sormak bu daha önemlidir vesaire gibi bir şey bence de çizmediniz ama bu açıdan bakıldığında peki bu taleplerin kendisini nereden kurmalı öğrenciler? Ya bu en geniş kesimleri kapsayabilecek ve daha sağlam ayakları üzerinde durabilecek şeyi nerede bulmalı öğrenciler? Demokratik taleplerin altına sıralanan ekonomik talepler olarak belirtiyoruz bunu. Neden demokratik talepler? Bugün çok meşhur bir alanda duruyor ve örgütlü de bir alanda. Politik olan öğrenci kesimlerin alanında durduğu için aslında yani var olan malzemeden dolayı onun altına sıralanması, örgütlenmesi gereken bir şey. Şimdi demokratik taleplerin aciliyeti meselesi hızlı, refleksif, kitlelerin bir anda ortaya çıkıp söz söyleyebildiği alanlar olduğu için aslında işte ivmesi yükselip düşebildiği noktasında acil. Yoksa ekonomik talepler ve sınıfsal talepler uzun evrimleri mücadelenin ancak sonucunda kazanım elde edilebilecek bir şey. Ve çok bütünlüklü, sisteme karşıtlıkla çok bütünlüklü bir biçimde geliştiği için bir acilliğinden söz edemeyiz ama eş başlı gitmesi gerektiğinden ancak söz edebiliriz bu anlamıyla. Evet, yığınağı üniversite yapalım, yığınağı öğrenci hareketini yapalım ama geniş bir gençlik kesim var ve aslında üniversite öğrencileri işte kısmi aydın diyebileceğimiz üniversite öğrencileri sistemin farkında, sistemin çelişkilerinin farkında ve bunun öncülü olabileceği için demokratik taleplerin altında sıralanması gereken ekonomik taleplerden bahsediyoruz. Yani bunun öznesi ve yürütücüsü, harekete geçirisi, dinamosu üniversite öğrencileri. Bu anlamıyla onları da bütünleştirecek olan belli başlı demokratik talepler. Ve onun altında sıralanan ekonomik taleplerle örgütleyicisi bu özneler. Burada şöyle bir taraf da var bence. Şimdi şeyin farkındayız. Ben de hani katılıyorum. Boğaziçi öğrencilerin önemli bir kısmı da bence bunun farkında. Hani sürecin başında başka tartışmalar olmuştu ama hani gelen karşı saldırılar karşısında hızla belli noktaların farkına varıldığını düşünüyorum ben de. Ama dönem dönem şöyle hatalara düşülüyor bence. Buradan da hani bunun da farkında olarak hareket etmekte fayda var. Evet. Bir rektör ataması yalnızca bir rektör ataması değil. Gerçekten de konuştuğumuz gibi Türkiye'nin siyasal atmosferiyle, gidişatıyla içine girdiği yolla doğrudan ilişkili bir şey. İstediğiniz kadar daha steril bir alanda tutmaya çalışın bu meseleyi. Sadece yalnızca bir kayyum rektör gibi tutmaya çalışın. Sonuçta bu meselenin böyle olmadığını biliyoruz. Yani öyle, o alanda kalmıyor da çünkü dediğim gibi Türkiye'nin politik atmosferi zaten buna izin vermiyor bir kere. Daha işte tavizlerle ya da işte daha çeşitli demokratik kazanımların daha kullanılabilir olduğu, hayata geçirilebilir olduğu bir pozisyonda değil. O yüzden ister istemez bir kayyum rektör istemiyoruz demek bir sürü başka meselelerle
hızla ilişkilendirilip onun karşısında bir şey söylenebiliyor. Hemen mesela terörist ilan edilebiliyorsunuz falan. Çok basit, meşru talepleri dile getirdiğinizde bile. Yalnızca gençlik kesimler açısından da değil bu. İşte işçiler açısından da, kadınlar açısından da böyle gibi gibi. O yüzden hani bunun zaten evet bütün Türkiye ile başka meselelerle ilgili olduğu aşikar. Ama şöyle bir tarafı da var bunun. Zaten her şey birbiriyle bağlantılı. Bütün sorunlar ve talepler bir ölçüde birbiriyle bağlantılı. Ama bütün bunların birbiriyle bağlantılı olması bütün bu sorunların tek bir öğrenci hareketi içerisinde çözülebileceği anlamına da gelmiyor. Ve çözülemez de aslına bakarsak. Çünkü bu öğrenci hareketinin bugün açısından mesela ortaya çıkan ve süren hareketin temel iki talebi var. Kayyumlar istifa etsin, rektör seçimleri geri gelsin, biz seçimle rektörümüzü atayalım. Şimdi bu talepler elbette genişletilebilir ama söylediğim gibi bütün memleketin bütün sorunları da sorunlarını da Boğaziçi öğrencileri çözemez aslına bakarsak. Bütün bu sorunlarla veya toplumun çeşitli farklı kesimlerinin talepleriyle birleşmesi aslına bakarsak bu farklı talepleri olan ve aslında bu taleplerin ortaklığının farkında olan ya da henüz olmayan ama farkında olunması gerektiğine dair adım attırmaya çalışan çeşitli kesimlerce olabilir. Örneğin şöyle olabilir. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin taleplerini sahiplenip örneğin liselilerde mesela biz kendi liselerimizde iktidara yakın onun politikalarını hayata geçirmek üzere gelen müdürler istemiyoruzla birleşirse ya da işte grevi yasaklanan işçilerin talepleriyle birleşirse ya da işte bir iş yerindeki herhangi bir sorunla ya da herhangi bir taleple aslında Boğaziçi Üniversitesi öğrencinin talepleri arasında bağ kurulabilirse evet bu daha uzun vadede bir değişimin öncüsü olabilir, olmalıdır da bence. Ama daha bugünden ve yalnızca üniversite öğrencisi olan kesimlerden böyle bir hamle beklemenin de böyle bir beklentiyle hareket etmenin de ben çok yerinde olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O bakımdan bugün en acil öğrencilerin geniş kesimlerini harekete geçirmiş ve bu talep için sokağa çıkmaya hazır ya da herhangi bir şey yapmaya, protesto etmeye vesaire hazır geniş öğrenci kesimlerinin tümünü kapsayabilecek ana talepler üzerinden bir mücadeleyi sürekli kılmanın ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun ilerletilmesi dediğim gibi biraz da toplumun diğer farklı kesimlerinin çabasına ve ısrarına bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu aradaki bağı kurabilecek zeminin böyle gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Gençliğe tek başına yüklenmemeli sorumluluk ama gençlik ne yapacak dediğimizde de sadece kendi sorunlarıyla mesela ilgilenmiyor olması gerekiyor. Yani ne üniversite içerisinde de olsa dışında da olsa bir gündemi kendine dert edinebiliyor, siyasette kurduğu bağı daha da derinleştirebiliyor olması lazım ki üniversiteli gençliğin. Ülkenin işte o sorunların yansıması olarak gördü, kendi üniversitesindeki sorunlara kalıcı çözümler üretebilsin. Okul içerisinde kalan taleplerin de bir yerden sonra kalıcılığı yok. Yani o okulla evet seçilebilir, bu talebin kendisi değerli zaten ama yarın başka bir kayyum gelecektir zaten. Yani o yüzden de o ülkenin dediğin gibi de işte o atmosferinden ayrı düşünmemek lazım o üniversite sınırlarının içerisinde. Yoksa türünsüz kalır mesela. Evet ben katılıyorum kesinlikle ama hani söylediğim şey umarım anlaşılmıştır. Evet. Yoksa kesinlikle katılıyorum sana. Bu şeye benziyor. Biraz kendiliğindenci bir şeyle iyi kastetmiyorum ama bu biraz o hareketin içerisinde de öğrenilen bir şey haline gelebiliyor. Şeye benziyor yani işte metal işçilerinin grevi sırasında aslına bakarsak işte oradaki metal işçileri hükümete de yakın. Onun işte çeşitli partilerinin etkisinde olan kesimler diyebileceğimiz kesimlerle ama işte bir haftalık bir grevinin sonucunda artık fabrikanın içine polisin girmesiyle ve çalışmaya zorlamasıyla birlikte dün mesela daha fazla sahiplendiği belki onlar için işte polisler için yürüyüş vesaire yaptığı kolluk kuvvetlerinin aslında neden kendisinin çok bu kadar meşru ve haklı bir talebine karşı geldiğinin ve buna karşı bir hamle yaptığının
bir ölçüde farkına varmasının nüvelerini de taşıyor. Yani dediğim gibi bunu ben şeyle söylemiyorum. Herkes kendi kendine bir şekilde fark eder, kastederek söylemiyorum. Ama konuştuğumuz şeyler biraz da hareketin kendi içerisinde ortaya çıkan durumlarla öğrenilebilecek şeyler olduğunu da düşünüyorum. Bir tarafı tabii ki bu. Kısmen öğrenildi diye düşünüyorum. Mesela BİMEX işçilerini savundu Boğaziçi öğrencileri. Hatta sosyal medyada gündem olsun, gelsin BİMEX işçileri yönetsin Boğaziçi'nin diye. Ya şöyle bir şu kaygıyı anlıyorum. Evet, acil talepler var. Bu kesinlikle doğru. Acil talepler var. Ama işte biraz gençliği de, gençliğin profilinde ve gençliği, özneyi, yani bu hareketin öznesini de biraz tarif ettiğimizde bizim karşımıza şu çıkıyor. Geniş genç kesimleri çalışıyor. Hem çalışıyor, okuyor. Ya da okul bırakmış vesaire. Farklı farklı öğrenci profillerinden bahsetmiş oluyoruz. Bu anlamıyla o insanları nasıl kapsayacağız? Taşra'daki üniversitede okuyan öğrenciyi nasıl kapsayacağız? Gibi sorunsallar var. Bu sorunlara bir çözüm önerisi olarak aslında ekonomik talepleri söylüyoruz. Yani halktan ayrı değildir. Daha da halkla iç içe geçmiştir genç kesimlerin sorunları, problemleri. Dünün özgünlüğünü kısmen neoliberalizmle birlikte kaybetmiştir gibi bir tahlilde bulunabiliriz. Ama hala işte Boğaziçi gibi yerlerde öğrenci hareketlerinin kendi özgünlüklerini koruduğunu, hala gençliğin kendi özgünlüğünü koruduğundan da bahsedebiliriz. Ama bu ikircikli bir yan gibi geliyor bana açıkçası. O anlamıyla evet, acil taleplerimizi öne koyalım, önce bunu yapalım. Ama ne kadar önce, yani bununla birlikte bizim bunu taşraya yaymamız, hatta İstanbul 44 tane üniversite var galiba, 44 üniversitede yaymamız gerekiyor ve aynı biçimiyle yaymayacağız hepsini. Yani diyelim bir tane mühendislik okulunda bu süreç başka türlü işleyecektir. Onun işte mühendislikle ilgili sorunlarıyla ve talepleriyle işleyecektir bu biçimde. Bunlar da biraz ekonomik taleplerin dışında düşünebileceğimiz şeyler değilmiş gibi geliyor açıkçası. Sürekli aynı yere dönmeyelim ama taşraya kadar gitmeye gerek yok bence. Yani bugün Boğaziçi'ndeki insan da geleceksizliği çok burun burun olmalı. Yaşıyor çok acı bir şekilde yani. Sorun tamamıyla tamamıyla demeyeyim ama temelde belirleyen olarak, ekonomik olarak belirleyen. Yani burayı belki biraz daha hızlandırırsak daha hem Boğaziçi öğrencilerin hem diğer üniversitelerde de tartışmaların başladığı yerden bu süreçte farklı farklı adlandırmalara da sahip olan, farklı kendi içerisinde farklı dinamikler belirleyen yapılarla karşılaştık bütün öğrenciler olarak. Yani bu yapıların kendisine dair başka başka tartışmalarda hem pratikteki karşılıklarına hem teorik olarak biçimlerine dair farklı farklı tartışmalar da yürütüldü. Ben biraz bu buraları nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Yani bu süreç özelinde bu yapıları tam olarak nerelere koymamız lazım? Yani hem temsiliyet hem okulun içerisinde bir hareket alanı açma açısından nasıl buluyorsunuz bu yapıların kendisini? İşlevlerini nasıl buluyorsunuz? Şu şey bakımından önemli bence. Yani bir eylem iradesi koyma konusundaki ısrar ve karar bakımından elbette kıymetli tarafları var. Ama bir tarafı da şöyle, aslına bakarsak geniş öğrenci kesimlerine baktığımızda, sadece Boğaziçi üzerinde söylemiyorum, başka başka üniversiteler bakımından da aslında bu talepler gerçekten geniş kesimler tarafından sahiplenilir bir durumda. Ama buna pratikte harekete geçme ve bu talepleri pratikte sahiplenme noktasındaki somut adımlar aynı ölçüde değil. Yani bu talepleri sahiplenme ve bu talepler için harekete geçme bakımından bir makas farkı olduğunu söyleyebiliriz. Bu talepleri sahiplenen, bu taleplerin haklılığını bilen ve bu taleplerin de arkasında olan kesimleri harekete geçirebilecek bir taraftan. Bir taraftan da bu kesimlerin hem katılımcısı hem örgütleyicisi olduğu, çeşitli eylem ve protesto biçimlerini tartışacak mekanizmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben. Öteki şöyle bir şey oluyor. Ben yaptım, peşimden gelin. Ya da işte ben hani şöyle bir oluşum kurdum, siz de gelip buna katılın düzeyinde kalan bir yerde duruyor. Bu da az önce konuştuğumuz gibi bu talebi sahip Boğaziçi özelinde de konuşuyorum aynı zamanda, aslına bakarsak bu talepleri sahiplenen ve hatta bu talepler için hakikaten de bir şey yapmayı göze almış, örneğin eyleme gelen ya da işte bir protestoya katılan, kendi bulunduğu yerden bir şey üretmeye çalışan kesimlerin karar alma ve bu kararı hayata geçirmek açısından bu şeyden yoksun bırakıyor aslında.
O yüzden bu aynı zamanda şuna da yol açıyor bence. Bu geniş kesimlerin kendi eyleminden, kendi kararını aldığı ve hani sonuçlanan şeylerden bir sonuç çıkarmasını, kendi deneyiminden öğrenmesini de zorlaştırıyor aslına bakarsak. Yani siz mesela böyle bir zorlaştırmaya götürdüğünüz süreci düşünüyor musunuz bu yapıları? Bir eylem birliği gibi aslında. Eyleme götüren bir birlik biçiminde kurulduğunu gördüm yani bazı şey, dayanışmalarından sonra işte diğer dayanışmalara. Bu anlamıyla sürecin demokratik işlemediği, demokratik yöntemlerin kullanılmadığı söz konusu. Evet. Ama açtığı cephe itibariyle ve yaptığı şeyler itibariyle, kazandığı meşruiyet itibariyle geçmişi değil bugünü daha çok tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamıyla evet, önce forum yapacak, önce öğrenci özne eleştirecek, önce işte üniversite öğrencisinin sözünü nasıl iletebileceğim diye düşünecek ve bu araç pozisyonuna gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlar işlevli bizce. Biz iyimser bakıyoruz bu dayanışmalara. Ya bir de gençlik hareketinde ve gençlik kesimlerinin yan yana gelmemesi çok zor zaten bizce. Yani atıyorum şu tartışma NTV'de ya da Habertürk'te olsaydı ve partili birkaç kişi tartışsaydı farklı kavgalar çıkıyordu. Ama gençlik kesimleri daha rahat yan yana gelebiliyor çünkü çok fazla birbirini kesen ortak talepleri var bu insanların. Ondan da bu birlikteliği sağlamalı öncelikle ve evet işte dar grupçuluk ya da dar perspektiften bakmadan işte çelişkiyi AKP ve gençlik üzerinde kavrayan bir siyasal oluşum haline gelmeli. Evet, daha çok demokratik olmalı, daha işlevsel olmalı ama şeyi de kaçırmadan, yani o acil, demin de bahsettiğimiz acil sorunu, acil eylem sorunlarını da kaçırmadan bu yapıların işlevlerini sormamak gerekiyor. Bundan sonrasına dair konuşalım bence. Bu yapılar nasıl demokratikleşebilir, nasıl öğrenciyi özneleştirebilir? Meseleye demokratik, yani işte bahsettiğin gibi, tanımladığın gibi demokratik bir şekilde başlayabiliyor olması için bence bu sürece gelene kadar üniversite içerisinde doğduğundan bu yapıların örgütlenebilmiş olması gerekiyordu. Bu şekilde ancak orası işte birlikte hareket edebilen, birlikte zaten öncüleşmiş olan bir gençlik haline gelmiş olacaktı. Ama bugün işte Boğaziçi meselesi meydana geldikten sonra işte ben de bu dayanışma grubunu kurdum, oldu, hadi şunu yapıyoruz, gelin, işte bahsettiğin gibi senin de işte sorun olarak nitelendirdiğin ve antidemokratik bir sürece yol açmış oluyor. Onun için şey, gerçekten zamanında doğalından orada bir ilişki kurmak, öğrencilerle işte örgütlenmek vesaire gerekiyor oluyordu. Bugün için konuşacak olursak da Durca ideolojik zemin, yani salt öğrenci taleplerinden ziyade o öğrenci taleplerini bir yere bağladığı ölçüde kadükleşmeden kalabilir diye düşünüyorum. O da işte bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, dünyanın içinde bulunduğu sistem, adlandırıcı kapitalizm. Bunun bağlantısını vermeden yine o yapıların kadükleştiğini düşünüyorum. Ben burada şöyle bir soru sormak istiyorum. Sana yöneltiyorum bu soruyu. Yani bir yapı olarak, yani sonuçta her yapının kendine özgü koşulları yan yana gelmesinin olanakları var. İşte ya bu sendikalar için ayrıdır, siyasi örgütler için ayrıdır, dernekler için ayrıdır. O böyle olduğu gibi dayanışma grupları içerisinde de ayrı ki zaten kendinden menkul de bir tartışma olmadığı için biz çok uzun senedir işte İTÜ'dedir, farklı üniversitelerdir dayanışma adında yan yana gelişler de görüyoruz. Şimdi burayı da değerlendirdiğimizde dayanışmanın bir yapı olarak, aynı dediğim gibi sendika ya da siyasi partiler vesaire olduğu gibi, demokratikleşmeye açık, bu alandan seslenebilen yapılar olduğu fikrini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz orayı merak ettim. Ya bence demokratik olarak, bu arada 2016 yılında sanırım Bağışı Dayanışması kuruluyor ve ondan sonra içerisinde bir takım siyasetlerin, bağımsız öğrenci gruplarının olduğu ve sonra tekrar dağılındığı bir vaziyet var. Biraz aslında bu yan yana gelişler gençlik için kolay dedik ama kriz halinde kolay. Yani ortada işte çok gözle görülür bir çelişki, işte rektör atanması gibi bir zorlamanın, işte iktidar zorlamasının olduğu durumlarda genç kesimlerin yan yana geldiğinden söz ediyorum. Onun dışında sorduğun soru için şunu söyleyebilirim, bence mümkün. Yani dayanışmaların böyle bir özneleştirme, demokratikleşme alanı olması mümkün. Kendi başına mümkün değil ama. İşte bütün öğrenciyi sadece dayanışmaya çağıran bir biçimde değil, ne kadar orada araç varsa, üniversitede, okulda ne kadar araç varsa onları kullanarak ancak mümkün. İşte kulüplerden, ÖTK'lardan vesaireler üzerinden düşünebiliriz. Ancak bu biçimiyle mümkün. Ancak işte aleniyetle mümkün. Herkesi tartıştırarak mümkün.
işte hemen temsilliyet kurarak değil de işte önce forum yaparak öğrenciyi gerçekten kapsadıktan sonra ancak ben okuyup kurulması mümkün. Ama ya şu 2 sene önce ya da işte 5 ay önce okullarda bu aktif dayanışmalardan bahsedemiyorduk. Sadece işte belirli gündemlere karşı yan yana gelen gençlik kesimlerin şeylerinden bahsedebiliyorduk. Bu sürecin biraz aslında iyimser tarafı da o. Çok fazla okulda yan yana gelişleri süreklileştirebildi. Yani aşağı yukarı Boğaziçi'nde işte ben Mimar Sinan Üniversitesi'nde okuyorum. Mimar Sinan Üniversitesi'nde haftalık, 2 haftalık bir yan yana gelişler ve sürekli toplantılar oluyor. Bu anlamıyla bu bayağı ileri ve olumlu geliyor. Ben 4 senedir üniversiteyim, böyle bir şey görmedim. Yani o yan yana gelişler çok gündem odaklı olurken şimdi sürekli bir yan yana geliş, sürekli bir tartışma ortamı küçük de olsa, eksik de olsa bazen hatalarla birlikte yapılıyor olması anlamında iyimser ve evet bu burayı genişletmeliyiz, burayı düzeltmeliyiz gerekirse, hatalardan arındırmalıyız şeklinde düşünüyorum. Dolayısıyla dayanışma yapılarının buraya olanak sağlayan ve böyle bir hareket alı eğer yeterince demokratik bir temsiliyet içeride sağlanabilirse ve belli başlı tartışmalar törpülenebilirse böyle bir şey imkan veren yapılar olduğunu düşünüyorsun. Yani benim anladığım bu. Törpülemekten ziyade üniversite öğrencisi burada söz söyleyebilecekse bir gün bu dayanışmalar bizim için iyimserdir. Var olması gerekir. Yani hani adından sanından bağımsız olarak aslında benim ifade etmeye çalıştığım daha doğrusu eleştirdiğim bir biçim aslında. Yoksa şu bence de kıymetli bir şey. Yani bu Boğaziçi meselesinin, Boğaziçi öğrencilerinin verdiği mücadeleyi tek tek bütün üniversitelerde herkesin bir çaba ortaya koyarak bir şekilde sürekli hale getirmesi, çeşitli mekanizmalar kurmaya çalışması vesaire bu olumludur elbette. Ama bir biçim olarak ilkeleri baştan belirlenmiş, hangi eyleme katılıp hangi eyleme katılmayacağından tut, nasıl işler yapıp yapmayacağına kadar, hangi dövizi taşıyacağına kadar aslında hani çok kapsamlı bir şeyden bahsediyorum. Bütün bunların baştan belirlenmiş bir form olarak ortaya konulması ve bundan sonra öğrencilere gelin bunlara katılın çağrısı yapmanın ben çok karşılık bulacağını da düşünmüyorum açıkçası. Yani bu biçimde kurulan hiçbir yapı istediğimiz kadar şey yapalım, çağrı yapalım herkese, herkese açık da diyelim, öyledir de. Ama bu zaten baştan darlaştırıcı çeşitli sınırlar koymuş oluyoruz böyle yaparak yani bu biçimlerle hareket ederek. Ve yani öğrenci hareketi, üniversite hareketinin de 50 yılı aşkın bir deneyimi var aslında. Bugüne kadar bize bu deneyimlerin gösterdiği şeydi aslına bakarsak. Öğrencilerin dahil olmadığı süreçlerle kurulan hiçbir birliğin ya da işte çatı, platform neyse bütün bunların aslında giderek yok olduğu ve hani sürekli hale gelemediği, işlevsiz hale geldiği vesaire bir deneyim de gösteriyor bize. Bu bakımdan bence bir problem teşkil ediyor aslında. Yoksa dediğim gibi hani bir biçim olarak problemden bahsediyorum. Bu aynı zamanda gerçekten geniş öğrenci kesimlerinin kendi taleplerini sahiplenme ve bu talepler için harekete geçme bakımından da bir özne gibi hareket etmesinin önünde engel teşkil etmiş oluyor. Daha darlaştırıyor derken bunu kastediyorum. Hani nasıl olmalı peki falan onu devamında konuşuruz. Oraya dair bir şey söylememiş olayım. Alternatifini ortaya koyamadığımız ya da koymak zorunda olmadığımız bir pozisyonda dayanışmalar bize makul. Hatta olunması gereken, geliştirilmesi gereken yapılar söyleyebilirim ama kesinlikle bu kaygının kendisi haklı. Evet, belirli gruplar, dar gruplar, belirli sözler, belirli kişiler orada söz söyleyip karar alıyorsa orada üniversite öğrencisi de olmaz. Üniversite öğrencisi olsa da özneleşmez, yarın da gider evet. O noktada kesinlikle kaygı, haklı bir kaygı. Peki belki tam senin bıraktığın yerden bu alternatif üretme konusundaki görüşlerinizi ve önerilerinizi belki alabiliriz. Yani açıkçası Boğaziçi öğrencileri açısından da biraz diğer üniversiteler açısından da belki şeyi düşük olsa da ilerlese de gerilse de belli bir adım atıldığı da aşikar. Yani aslında sürecin kendisini öğrenciler biraz kendi rengini, yapılarının rengini nasıl yayına gelebileceklerini tartışıyorlar. Bu süreç açısından sizin önerileriniz, alternatifleriniz nasıl ilerlemesi gerektiğine dair belki daha somut toparlayıcı şeylerinizi alalım.
Ya öncelikle bu dayanışma meselesi, ya okulda kendi gündemlerini yaratmadığı sürece, şu son işte Boğaziçi ile birlikte oluşan işte her yerde dayanışmalar biraz şey, Boğaziçi'nden o tarafa doğru akan bir enerjiyle ancak hani hareket edebiliyorlar. Kendi okullarında derinleşmiş değiller. Bu öncelikle biraz problem. Ya o derinleşmeyi de şöyle sağlıyor olacaktın. Yani işte okula gidip işte öğrenciyle temas kurup, kulüpse kulüp, öğrenci birliği ise öğrenci birliği, bir şekilde yani bulunduğun alanı tanımak aslında. O alana dair dertlere bakmak gerekiyor. O dertler etrafında işte bir araya gelmek. Doğalından ve böyle derinleşmiş bir uzun soluklu ilişkinin olması gerekiyordu. İşte bu olmadığı sürece, yani alternatifi bu zaten, hani bu. Bunu söylerken alternatifini de söylemiş oluyorum. Bu tarz işler yapıldığında gerçekten öğrenciler ilerici anlamda hareket edebilirler. Öbür türlüsü gerçekten şey, onları nesne pozisyonuna düşüren bir şeye yol açıyor. Süreç işlemi, bir krizin derinleştirilmesi bu anlamıyla, eylemliliğin süreklileştirilmesi bu meydan anlamında, okul anlamında ya da her yerin meydanlaştırması anlamında olabilir. Bu gündeme göre tartışılmış. İkinci bir adım, evet. Üniversite öğrencisini çağırmak değil, ona gidebilmek meselesi. Nasıl gidebiliriz? Hangi araçla gidebiliriz? İşte sıra arkadaşını nasıl örgütlersin? Orada örgütlersin, özneleştirirsin. Hikayesine koyuyor. Biraz bizce de öyle. Yaptık gelin gibi bir yöntemin işe yarayacağını düşünmüyoruz. Eylemin de kendi başına tek işe yarayacağını düşünmüyoruz. Örgütlenilmesi gerekiyor. Üniversite öğrencisini, öğrenciyi bir biçimiyle gelmiyorsa oraya gidip çağırmak gerekiyor. Ya sıra arkadaşını da bence şöyle örgütlersin. Hani sadece okula bakarak değil, yani o okulun duvarları dışarısındaki Türkiye'yi bir şekilde dile getirerek. Çünkü o insan toplumun içerisinde yaşıyor. Şöyle bir anlayışla gençliği kapsamak mümkün değil. Yani gençliği ayrı bir sınır çizerek, ayrı bir köşeye sıkıştırarak. Bu yüzden de şey, hani gerçekten hani sistemsel bir sorun olduğundan bahsetmeden, ya o sistemsel sorun yarattığı bir demokratik olmama süreci, eğer bunu anlatacaksa o sistemin doğurduğu bir şey olduğunu, o bağlantıyı ona kurdurtarak örgütlemenin yapıcı olduğunu düşünüyorum. Yani geleceğe bir şey devredeceğini. Öbür türlüsü üniversiteden mezun olduktan sonra o insanın mücadele etmemesi demek olur. Yaren'in bir önceki kısımda söylediği şeye katılıyorum. Bugün bir kere Boğaziçi dışındaki bütün üniversiteler, aslında bu talepleri sahiplenen tüm üniversiteler, hani bu taleplere işte destek, Boğaziçi'lerin yanında olduğunu gösterme hali vesaire bakımından birçok şey yaptı aslına bakarsak. Bundan sonrası açısından önemli olan, hani kıymetli olan şeyin ve gerçekten de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu gösterecek olan şeyin, ben de aslına bakarsak her üniversitelinin kendi üniversitesinde yaşadığı sorunlarla ilişkisini kurup bu sorunları ve bu sorunlar karşısındaki taleplerini daha gür bir sesle dile getirmesinin olanaklarını araması ve bu olanakları gerçeğe dönüştürmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyorum. Yani Boğaziçi'nden yola çıkarak aslında herkes kendi üniversitesinin sorunlarını aslında gündem etmeli ve hani buna karşı mücadeleye çağırmalı. Bir diğer tarafı da, hani bu az önce bir önceki kısımda aslında konuştuğumuz şeye binaen söylüyorum. Burada da sonuçta hani şeyi söylemiştim, bir makas farkı olduğunu söylemiştim zaten. Hani bu taleplere sahiplenme ve bu talepler için somut olarak harekete geçme bakımından bir makas farkından bahsetmiştim. Bu farkı kapatabilmek için de zaten az önce söylediğimiz daha geniş, daha kapsayıcı formlarla ya da işte daha geniş öğrenci kesimlerinin karar süreçlerine dahil olabileceği mekanizmalarla harekete geçmek. Bu da ancak bence günlük yaşamsal pratiklerin başladığı en küçük birimlerden yola çıkarak sürdürülebilir bir şey. Bu da zaten bölümler ve sınıflar oluyor. Biraz buralardan her birimiz, her üniversite öğrencisi buralardan yola çıkarak bu meseleyi, Boğaziçi meselesini kendi sınıfında
nasıl dile getirebileceğini, kendi bölümünün sorunlarıyla nasıl ilişkilendirebilip açığa çıkarabileceğini tartışır ve bunları hayata geçirirse ve bütün üniversiteye bunu yayabilirse, bu hakikaten önemli bir kazanım olacaktır bence. Bu aynı zamanda Boğaziçi öğrencileri açısından da aslına bakarsak eylemlerin sürekliliğini tartışıyoruz örneğin bugün. Ya da daha uzun vadeli bir süreç olacağını tartışıyoruz. Melih bunun kendi ağzından da çıkan şey bir tarafıyla. Bu uzun vadeli süreci ilerletebilecek, sürdürebilecek, çeşitlendirebilecek şeyin de ben aşağıdan yukarıya geniş kesimlerce tartışılarak ortaya çıkarılan somut planlar ve hedefler olduğunu düşünüyorum. Buralardan örneğin işte ne olabilir? Bütün Türkiye genelinde rektörlük seçimlerinin geri gelmesine ilişkin bir şey ya da ikinci dönem açıldığında işte üniversitede boykotun tartışılabileceği bir şey neyse, bütün bunların ama böylesi aşağıdan yukarıya kurulmuş mekanizmalarla sağlıklı olarak hayata geçirilebileceğini düşünüyorum. Yani bugün açısından da yapmamız gereken, evet, kolay değil. Yarın hemen olabilecek bir şey de değil belki. Ama en sağlıklı olanın ve kalıcı hale geldiğinde de karşımıza çıkacak daha büyük bir dalgada diyelim, bu dalgaya cevap verebilmenin de olanaklarını yaratabilecek mekanizmaların böylesi mekanizmalar olduğunu düşünüyorum diyeyim. Kesinlikle katılıyorum. Bunun dışında daha somut varsak bu yapıların adı dayanışma ve bir biçimine yalnızca talep etmek değil, üretmek de gerekiyor. İşte güzel sanatlar, mühendislik vesaire üzerinden bu kişilerin işte kitap, araç, gereç vesaire gibi şeylerinin karşılanması. Ve bunun dışında üniversiteye dair herhangi bir şey yapılacak, buna dair öğrenciler seçim yapsın, söz söylesin, forum yapsın, iletsin. Yani bu gibi aslında somut adımlar, tartışmanın kendisi bizce örgütleyicidir. Bu gibi aslında somut adımlar aslında aşağıdaki inisiyatifi bir biçimde genel olarak ifade eden şeyler olduğu için bizce bu gibi somutluklardan, aslında arkadaşın da dediği gibi somut şeylerden, somut hareketlerden, alttan, işte sınıftan, bölümden hareket ederek bir biçimiyle geliştirilebilir ve ancak öyle bir şey. Ya zaten yöntem olarak kesinlikle sahici olan, o en başından beri konuştuğumuz şeylerden biri de o. Hı hı. Ama şey meselesinde belki hani Boğaziçi'nin evet bizim bölümümüzden nasıl somutlamamız gerektiğini şimdilik önümüzdeki süreçte konuşuyor olacağız. Ondan sonrası için bölümümüzdeki, okulumuzdaki sorunları neyle ilişkilendiriyor olacağız? Bence işte orada da gerçi ortaklaşıyor olabiliriz. Hani, hı hı. Türkiye siyasetiyle ilişkilendiriyor olacağız. İşte dünyanın ekonomik sistemiyle ilişkilendiriyor olacağız vesaire. Hı hı. Bu noktada Boğaziçi'nde, yalnızca Boğaziçi'nde yürütülecek olan bir boykotun çok etkili, belli bir kısım için etkili, belki sürekli bir şey olacağını düşünüyoruz ama bunun yayılması zorunlu. Yani aynı anda eşanlı olarak bütün üniversitelerde bir boykot başlamayabilir, örgütlenemeyebilir ama bir biçimiyle Boğaziçi'nde başlayıp en azından diğer okullara yayıldığı bir boykotun ancak etkili olabileceğini düşünüyoruz. Ben burada hemen bir an bu moderatör şeyinden sırıp bir öğrenci olarak şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Hazan'ın bu söylediği evet zor ve uzun tanımlamalarına şey açısından bir öğrenci olarak da şöyle kaygılar doğurduğunu hem kendimden hem sınıf arkadaşlarımdan da gözlemliyorum. Yani şu an çok hızlı gelişen bir süreç var. Hızlı eylem kararı almamız lazım. Hızlı bir döviz hazırlamamız lazım. Hızlı okulu harekete geçirmemiz lazım. Şimdi böyle tartışmalar varken karşıtından ya bakın bölümde böyle tartışalım, toplantı alalım, şöyle yapalım, böyle daha uzun sanki süreci daha sürüncemede bırakan ve daha zor ama zor olduğu kadar da işlevsiz, başarıya ulaşamayacak, okulun izin işte vermeyeceği ya da öğrencilerin duyarsız kalacağı ve katılmayacağı gibi eleştiriler mesela bu şeye geliyor. Ben biraz bunu nasıl bir öğrenci olarak gerçekten nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Yani bu uzunluk, kısalık, hızlı hareket etmek, etmemek meselesini tam olarak nereden görmemiz gerekiyor? Yani sonuçta şey açısından da bunlar göreceli kavramlar. Neye göre uzun? Yani sonucunda hangi ufka baktığına göre de değişir sonuçta bu uzunluk, kısalık. Bu anlamda öğrencilere nasıl seslenmek istersiniz diye bir sorayım. Kendime öğrenci olarak bir soru sordum size. Karşıdan gelen bir şeye hızla cevap verebilmek için
beklemeyelim diyorsak eğer, böylesi geniş mekanizmalar kurmayı, o zaman şunu da tercih edebiliriz. Yine aşağıdan gelen tartışmalarla ya da işte ille de okulun hepsini kapsayacak, bütün üniversiteleri temsil edecek düzeyde değil belki. Ama bir tane bölümün, bir tane yani bir sınıfın, işte bilmem ne bölümünün birinci sınıf öğrencileri de böyle bir iradeyi koyabilir. Yani burada mesele aslına bakarsak geniş kesimlerin böyle bir irade koyması meselesi. Yoksa dediğim gibi zaten bir irade koyma, eylem ortaya koyma, hızlı bir cevap verme meselesi ise bu cevabı bir bölümün öğrencileri de yapabilir aynı hızda. Ama mesele dediğim gibi o iradeyi ortaya koyanın geniş öğrenci, üniversite öğrencisi kesimlerinin olması. Yani belli başlı, daha dar, daha birkaç kişi ile sınırlı kalan kesimler değil, daha geniş kesimler tarafından böyle bir iradenin ortaya koyması. Biz bunları denemezsek hiçbir zaman, o zaman şöyle de olmaz. Hiçbir zaman herhangi bir bölüm öğrencisi yanına arkadaşını alıp ya hadi gel şöyle de bir şey yapalım diyemez o zaman. Çünkü öyle bir alan açılmış olmuyor zaten baştan. O yüzden bunu yapmayı öğrenmemiz lazım. Özne olmayı öğrenmemiz lazım. Yani birinin çağrısını beklemek değil. Gelin arkadaşlar, bu bölümde biz 5 kişiyiz. Şöyle bir şey yapalım. Eylemse eylem. Başka bir şeyse başka bir şey. Neyse yani. Ama toplam olarak üniversite öğrencilerinin böyle bir hani elini taşın altına koyması ve karar, irade, neyse yani, bütün bunları kendinde görmesi ve böyle hareket edebilmesinin olanaklarını açmak zorundayız diye düşünüyorum. Ben şey sorabilirim. Neden bir bölümün öğrencileri niye yapmıyor bunu? Yani bir devrimci irade var ve bu devrimci irade aslında harekete geçiriyor süreçte. Biraz öyle görülüyor aslında. Ben de isterdim tabii bir bölümün öğrencileri çıksın, bir irade geliştirsin, ama şimdi o irade gelişmiyor. O iradeyi geliştirecek kanalları yok. Belki de işte bahsettiğimiz yapıların kendisi bu iradeyi kırıyor. Yani bu da bir tartışma konusu olabilir. Bunun dışını görmedik çünkü. Ya evet, tartışmalı bir konu ama şöyle düşünüyorum. Kendiliğinden bir iradenin ortaya çıkmayacağını ve bir biçimde süreci dinamikleştirmek, harekete geçirmek, öğrenciyi harekete geçirmek için de bir iradenin, özel bir iradenin, genel iradenin dışında özel bir iradenin ortaya konması gerektiğini düşünüyorum. Ama o özel irade sürekli bir hal alırsa aslında meşruiyeti boğuyor. Yani o noktada aslında en başında dediğim aleniyet ve meşruiyet o genel iradenin kendini ifade bulduğu kanalda ancak ortaya çıkıyor. Bu yapılar tam olarak bunu sağlamış değil. Aslında rengini, siz de metinlediğini, rengini daha almış değil. Ama çok da olumsuz bakmamak lazım. Evet, giriş itibariyle özel bir irade vardı. Bu özel irade sürece el koydu ve arkadaşlar, işte atanmış bir rektör var, buna karşı çıkmalıyız dedi ve bir kitle topladı arkasında. Çünkü çok meşru bir talepti. O meşru talebin etrafında bu iradeyi örgütleyebildi. Mesele ve bizce işte bundan sonra olması noktası da biraz orada ortaya çıkıyor. Bu genel iradeyi nasıl ortaya çıkartabilir ve örgütleyebiliriz? Bunun için bundan sonra daha çok işte ikili bir şey orada. Hem gerektiğinde işte AKP'den çok işte abes kaçacak bir saldırı olduğunu atıyorum. Boğaziçi bütününde işgal edilen öğrencilerin tamamı oradan çıkartıldığında burada genel iradeyi beklemeden özel bir iradenin geliştirmesi gerekiyor. Tabii bu bir kurgu. Ama onun dışında evet, uzun erimli olarak yapacağımız şey genel iradeyi örgütlemek ve onun sözünü iletebilecek kanalları inşa edebilmektir. İşte bugünden bunları inşa etmek üzere adımlar atmayınca o irade de hiçbir zaman ortaya çıkamıyor. Çünkü zaten sürekli bir şekilde önü kesilmiş oluyor. Yani kasıtlı bir şeyden bahsetmiyorum tabii ki, ama bütün bunları kolaylaştıracak türden adımlar atmamız gerekiyor bence. Her birimiz bir üniversite öğrencisi olarak da söylüyorum. Ama hani söylediğim eylem aslında Zehra'nın sorusuna ilişkin bir şeydi. Hızla bir şey koymak için ortaya aslında böyle bir hani derdimiz buysa, bu mekanizmaların uzun vadede kurulacağı vesaire meselesiyse eğer, hızla bir çağrı koyma ya da hemen bir irade ortaya koyma meselesini başka, yani bu baştan sona kurulmadan da yapılabileceğine ilişkin bir şeydi. Yani yavaşlatma tartışması bakımından bir şey söylemeye çalıştım aslında. Öğrencilerin böyle bir eylemsellik olduğu zaman hızla bir şeyi oluyor. Hani hadi bir şey yapalım, hemencik bir şey hazırlayalım, ne olursa olsun yapalım ama gibi bir perspektifleri oluyor. Ama bir yandan örgütlü öğrenciler için de mesele o kadar basit kalmayabiliyor. Yani daha işte
farklı kaygılar oluyor. Nasıl daha yapıcı sonuçlar çıkartabiliriz? Nasıl nereye evritebiliriz? Nasıl daha geniş kapsayabiliriz? Ya da daha yapıcı bir şey çıkar oradan filan. Bence öğrencilerin bu hızlı olalım talebinin karşılanmasına da illaki lüzum yok bu yüzden. Yani bir eylemsellik çok işte uzun da sürüp sönümlenebiliyor da olabilir. Orada biraz önemli olan şey yani o eylemselliği, o direngenlik halini yaratan zemine bakmak gerekiyor. O zeminde de gençliğin bir sürü sorunu olduğunu görüyoruz. Yani o sorunlardan yola çıkarak orada bir direngenlik hali oluyor. Ve bu düzen devam ettiği sürece de bu sorunlar var olmuş olacak vesaire. Bu işte sorunların yer yer patladığı dönemeçler oluyor, kırılma noktaları oluyor. Ve o her bir kırılma noktasında elde edilen deneyimler, kazanımlar çok değerli bence. Yani işin asıl bakılması gereken yanının orası olduğunu düşünüyorum. Şeyi ben çok anlayamıyorum. Yani refleksif hemen yapılan bir şey nasıl olur da uzun erimli bir mücadele alanını kapatır ya da onu engeller. Ya bence oradaki en temel soru eylem yapıp dağılıyoruz. Yani ardına bir şey, bir yığınak vesaire sonra eylem yapıp dağılıyoruz. Bugüne kadar aslında yapılan şeyler biraz buydu. Bu dayanışma biraz bunu aşma işte. Bu bazı süreci biraz bunu aşmaya yönelik bir takım adımlar atma şeyini daha iradesini gösteremedi ama bir biçimde buna dair emareler sunuyor bizce. Bu noktada bence temel sorun da o. Yani eylem yapıp dağılırsak evet herhangi bir şey geliştiremeyiz, yığınak yapamayız. Bu eylemlerin kendisi ama bu şey genel iradeyi örgütlemeyi şey kestiğini düşünmüyorum. Biz yapmıyoruz. Öğrenciler. Ben biraz açıkçası şu kısımdan sormak istemiştim. Belki hani taçmayı devam ettirmek için şey yapayım. Sonuçta yani öğrenci hareketinin kendisi de evet bazı açılardan hızla birinin yol gösterdiği ve o yolda gidebilen, sonuçta alternatifini de örgütleyemediğin sürece öğrencilerin de onu yapmaya mecbur bırakıldığı durumlarla da karşılaştık. Bunları olumlu ya da olumsuz bulduğum açısından söylemiyorum. Sadece bir tespit kendimce yaptığım için söylüyorum. Bu noktada öğrencilerin aslında hani sizin de çok fazla dile getirdiğiniz özne olma, hareketin içerisinde kendisini hissetme ve sadece bir seyirci değil, aynı zamanda o işin örgütleyicisi hale gelmesi açısından biraz da sordum. Buralarda aslında yavaş olup olmamak, refleksif olup olmamak ya da umutsuzluk, yorgunluk yapamıyoruz, olmuyor ya da işte bölümümüzdeki arkadaşlar bu meseleyi yeterince tartışmıyorlar gibi kaygılar ön plana çıkabiliyor. Aslında bu kaygıları aşmaya yönelik önerilerinizi biraz sormuştum. Yani sizin tartışmalarınızdan da toplam çıkarttığım sonuç biraz o öznelik meselesinde ve demokratik üniversite talebini doğrudan bireysel yaşamında da kurduğu ilişkiyle ilişkideki sağlamlıktan besleyebileceği gibi bir sonuç çıkardım açıkçası. Ben yani orada hareketin kendisinin dışarısında zaten birçok öğrenci kalmıyor. Öyle ya da böyle hayatının bir köşesinden tutturuyor. Ama bunu birlikte bir talep haline getirebilmesi işte okulunda ya da sokakta ya da herhangi bir eylemlik sürecinde bir talepler mücadelesi haline getirmesi biraz belirleyici gibi o noktada. Uzunluk, kısalık da belki biraz öyle. Ya ben tartışmalardan öyle çıkardım biraz. Ben bu arada şey hızlı bir eylem iradesi koymanın hani yanlış olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Bu irade koyma tarzının ben hani eksik ve engelleyici olduğunu söylediğim nokta o kısım yani hani engellemek bakımından. Yoksa hızla gelişen bir şeye karşı hızla bir şey ortaya koymak elbette çok doğru ve iyi bir şey. Ama bu iradenin ortaya koyuluş biçimi veya tarzı aslında daha geniş öğrenci kesimlerinin bu meseleye dahil olması, aynı zamanda karar alıcı olması bakımından daha problemli bir şey teşkil ediyor o bakımdan. Bir şey yani sahiplenilmediğini mi düşünüyorsun böyle bir süreç yürütüldüğünde? Yok, sahiplenilmemekten öte. Sonuçta hani üniversitesine dönük bu kadar büyük bir saldırıya karşı yani Melih Bulu'nun atanması meselesinden bahsediyorum. Yani çok açıktan bir saldırı hamlesi. Üniversiteler de bunun farkında. Bu kadar büyük bir hamleye karşı öğrencilerin bu saldırılara karşı yapılan çağrılara dönüt vermesi kadar normal bir şey yok ya da bu çağrıların yapılması kadar normal bir şey yok. Yoksa hani sahiplenilmemesi bakımından bir şey söylemiyorum aslına bakarsak.
Ama hani sonuçta burada çeşitli tartışmalar olduğunu da biliyoruz. Bu aynı zamanda bu eylemlere katılan öğrencilerin de eylemlerin tarzına, biçimine dair çeşitli eleştirileri olduğunu, buralara dair tartışmalar sürdürdüğünü de biliyoruz. Ben daha çok bu eylemlerin aslında senin de hani benim aslında söylemek istediklerimi özetlediğim bir ölçüde bu eylemlerin yalnızca katılımcıları, öğrencilerin yalnızca katılımcısı olduğu bir düzeyde seyretmesi bakımından bir soruna işaret ediyorum. Yani yalnızca bir katılımcı değil, aynı zamanda o eylemin örgütleyicisi, aynı zamanda o eylem kararını alan ve o eylem kararını almasından mütevellit o eylemin sonuçlarından da sorumluluk duyan ve bu sonuçlardan sonuç çıkarabilen, buradan deneyimlerini ilerletebilen gibi gibi bir şeyden bahsediyorum. Örgütleyici bir şey zaten yani. Evet. Keşke. Keşke. Evet, aslında biraz o keşkeleri sormak istemiştim. Çok fazla keşke oluyor. Keşke böyle olabilseydi, şöyle olabilseydi falan. Ama aslında yine böyle bir öğrenci olarak şey yapacağım ama zamanımız da yok değil bence. Yani uzun bir yolumuz da var bence bu açıdan. Ya bunu Boğaziçi'nde gerçekten mesela bu sadece bölüm bildirileri bile aslında birçok şey gösteriyor. Ya da çok farklı kanallardan bir sürü öğrencinin bir şekilde bu sürece dahil olmaya çalışması, bir şekilde bu protestoların kendi rengiyle parçası olmaya çalışması ve bunun gösterdiği, bugün mesela bu kadar renkli, bu kadar işte bir taraftan cıvıl cıvıl, bir taraftan daha yaratıcı işlerin ortaya çıkması aslında bu öğrencilerin doğrudan işin içine girmesiyle ilişkili bir şey. Yani bugün bile şey değil, ben bu bahsettiğim ölçüde öğrencilerin bu işin içerisine girmediğini düşünmüyorum yani. Öyle olmasa mesela ne bileyim elektrik öğrencileri Tesla'dan alıntı yapıp kendi dillerince bir bildiri yayınlamazlardı. Yani bu kadar umutsuz olmaya gerek yok bence. ODTÜ, Boğaziçi gibi üniversitelerde aslında bu özgünlüğün işte o öğrenci muhalefetinin bir biçimde özneleştiği bir karakterden, okul karakterinden bahsedebiliyoruz ama maalesef ki Türkiye'deki 100 küsur üniversitede bu 2-3 belki 4 tane üniversitede geçerli olan bir durum. İşte Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gerçekten bağımsız öğrenci. Gelip orada bir sözü söylüyor, özneleşebiliyor vesaire. Ya işte bu biraz da tarihsel bir şey. Şimdi Boğaziçi Robert Galeri'den gelen işte ODTÜ'nün ünlü tarihi vesaire üzerinden düşünebileceğimiz bir şey gibi geliyor. Avrupa'yı biraz ele aldığımızda okul sendikaları var, öğrenci sendikaları var ve bu sendikaların işte oranın yökünde karar hakkı var gibi uzun bir tarihsel mücadelenin sonucu aslında bir kazanımla ortaya çıkmış. Ve bunu talep etmenin, bunu istemenin kendisi çok ileri bir şey. Bunda diyebilecek bir şey yok ama Türkiye'nin işte o özgün şartları maalesef ki öğrenci hareketinin kendisini de belli noktalarda kısırlaştıran ve işte bir eylem birliğinden öteye gidemeyecek şeyleri sebebiyet veren bir yerde duruyor. O anlamıyla evet çok muazzam bir şey kazanım olur. Ya keşke yapabileceğimiz oranda yapmaya çalışmamız gerekiyor. Kesinlikle bir görev olarak genel iradenin örgütlenmesi, öğrencinin temsiliyet kazanması, özneleşmesini hedeflememiz, buraya da çalışmamız gerekiyor. Ama her şeyin önüne bunu koyabileceğimiz bir ülkede yaşadığımızı düşünmüyorum açıkçası. Katılıyorum ama bir taraftan şöyle bir tarafı olduğunu da düşünüyorum. Ötesinin çok anlık, hızla gelişen şeylere karşı cevap vermekle sınırlı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunlar değersiz olduğu anlamına asla gelmiyor. Çok kıymetli, çok değerli ama çok geçici. O yüzden uzun vadede gerçekten işte demokratik özellik üniversite meselesi bakımından örneğin bir şeyler kazanmak ve daha ileriden mevziler kazanmak istiyorsak bence her zaman o ikinci olması gereken diye tarif ettiğimiz şeyin gerçekleşmesi üzere somut çabalarda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Ötesi dediğim gibi çok anlık cevaplar ve hızla dönem değiştiğinde veya gündem değiştiğinde sönümlenen ve hani bir deneyim olarak yaşanıp kalan şeyler olarak kalıyor yani tarih sahnesinde. Doğru ama bunları da birer birikim olarak varsayabiliriz. Sonuçta o anlık dediğimiz işte yani ne oldu şu an çok tarih ajanda gitti ama 3 ay önce herhangi bir üniversitede olan bir eylemin bugüne dair bir yansısının olmadığını düşünmüyorum. Biraz daha burada birikimsel o öğrencilerin gençliğinin o taleplerinin birikimsel ilerlediğini, bu anlık müdahalelerin ve eylemlerin de bir biçimde bir birikime sebebiyet verdiğini düşünüyorum açıkçası. O noktada evet hedeflerimiz gereken, yapmamız gereken, üniversiteye talep etmemiz gereken şey senin dediğin
biraz daha. Ama bunun dışında işte o Türkiye'de doğru bir biçimde şey yapmamız, tespit etmemiz, o güncel görevi de doğru bir biçimde tespit etmemiz gerekiyor. Yani ağır bir saldırının karşısında işte öğrenciyi özneleştirip işte birlikte mücadele gibi bir hareketin biçimiyle çok uzun erimli bir mücadelenin sonucu olarak mümkün olacağını düşünüyorum. Ama en temeldeki kaygı öğrenciyi nasıl özneleştireceğiz, kitleyi nasıl büyüteceğiz, süreci nasıl yaygınlaştıracağız süreci olduğu için bu önerilerin kendisinin her yerde, bütün üniversitelerde söylenmesi gereken, vurgulanması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Böyle yürümeli, her gün böyle yürümeli ama bazı anları kritik ve kriz halli. Oralara dair de bir söz söylenmeli, bir şey yapılmalı. Bir kişi bile olsa o, iki kişi bile olsa o özel iradenin ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Öğrencinin özneleşmesi idealini diyeyim düşünmeden de o anlık krizlerde doğru bir perspektiften refleks gösterebileceğini düşünüyorum. Yani o ileri ve doğru olan hedefi her zaman pusula haline getirmek, günümüzde sağlayacağımız kazanımları da kazanmamızı sağlıyor. Yani ötesinde onu gerçekten çok basit bir talep ve çok o anlık kazanabileceğim bir şey gibi geliyor olabilir ama daha ilerisini sen istemediğin sürece o günkü kazanımı da doğru bir şekilde elde edemiyor olursun. Bir yanıyla o üniversitenin işte öğrencinin özne olamıyor hali aslında toplumdan bağımsız da değil. Çünkü bugün toplumda da işte ne kadar örgütlülük var ya da işte sol meşruiyeti ne kadar yükselmiş durumda. O yüzden öyle umutsuz bir tabloyu üniversiteye sıkıştırmaya gerek yok. Yani umutsuzluğu genel anlamda üretmeye gerek yok. Sonuçta belli bir birikimi var yani Türkiye'nin. Bir mücadeleler tarihi var. Bunlar toz olmuş halde değiller. Dolayısıyla da oluyor yani kapitalizm olduğu sürece o zeminden yola çıkan birçok mücadelede nihai sona ulaşacaktır diye düşünüyorum. Yani olanaklar açısından aslında biraz daha tartışmalı yürüttüğümüz için olanakların da sizin söylediklerinizden çıkardığım farklı farklı önerileriniz de var bu noktada. Keza ortaklaşan, keza farklılaşan. Bu açıdan ben verimli bir tartışma sürdürdüğümüzü düşünüyorum. Biraz çok da uzatmamak adına eğer son sözleriniz varsa, toparlamak isteyen varsa söz alabilir. Önümüzdeki süreç sonuçta bundan sonraki süreç açısından hani hem Boğaziçi hem de memleketin diğer meselelerine düşününce hani üniversite öğrencileri ve öğrenci gençlik kesimleri açısından da hatta birçok gençlik kesim açısından da söyleyebiliriz. Daha hareketli ve saldırıların da yoğunlaşacağı bir dönem olacağını söyleyebiliriz belki. O bakımdan da bu yoğunlaşan saldırılara karşı daha örgütlü bir biçimde cevap vermenin olanaklarını arayalım diye bitirmiş olayım ben. Ben de bir ek olarak bu Boğaziçi süreci gençlere, öğrencilere muazzam bir yan yana geliş alanı sağladı. Böyle bir imsellikten baktığımızda ileriki sürecin gençler adına daha hareketli, üniversiteler adına daha olumlu, öğrencilerin de söz ettiği karar sahibi olabileceği bir tablo çıkabilir, çıkıyor da yavaş yavaş görüldüğü üzere. Yani okullarda öğrenciler bir şeyler söylüyor, sosyal medyada bir şeyler söylüyor, alan arıyor, alan açmaya çalışıyor. Ben yani onu görüyorum açıkçası. Yani ek olarak, evet çok güzel, çok umutlu bir şey var, direniş sürüyor vesaire ama yine dikkat etmemiz gereken nokta değil diye düşünüyorum. Yani burası sönümleniyor da olabilir, bu hiç önemli değil. Önemli olan oranın bize kazandırdığı deneyimler olacaktır. Ama tabii yani doğru bir perspektif kazandırılırsa ne ala ne güzel olur vesaire. İşte bir de pandemi sürecinden de geçtiğimiz için yine burada konuştuğumuz gibi bu genel olarak topluma işte adaletsizliğe dair şeyler yükselişe geçecektir zaten. Oraya dair yine örgütlü hareket etmenin önemini ben de bulabilirim. Evet. Burkay Avcı, Yaren Bedel ve Hazan Elik'le birlikte Boğaziçi öğrencilerinin başlattığı yerden bir demokratik üniversite ve aslında Türkiye'nin de durumunu konuşmuş olduk. Küçük bir panoramada diyebiliriz aslında. Hepinize teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hoşça kalın.